Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bir hafta boyunca köyde kalmıştım. Bu yüzden video gelmeyecekti. Artık bu saatten sonra her gün 2 video atmaya çalışacağım. Ve arkadaşlar kanalımızı çok iyi bir şekilde ilerletmeye çalışacağım. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz GTA San Andreas adlı oyundan silinen şeyleri göstereceğim bugün. Açıklayacağım. Bakalım şok olacak mısınız ya da olmayacak mısınız ya da bazılarını biliyorsunuzdur belki ama ben hepsini bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar sizlere. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Baş karakterimiz Carl Johnson, Tommy'nin duruşuna benziyordu. Officer Carver, Larry ve Ponch adlı karakterler oyundan silindi. Üçü de çeşitli karakollarda çalışıyordu. Sweet, Ryder ve Big Smoke'un görünümleri değiştirildi. Sweet siyah giyiyordu. Ryder'ın gözlüğü yoktu. Big Smoke ise beyaz kazak giyiyordu. Şapka takmıyordu, yani kelli. Ve Big Smoke'un eski haline bakmak için son görevdeki heykeline bakabilirsiniz. Bu Big Smoke'un beta'daki halidir. CJ'in kız kardeşi olan Kendall Johnson tamamen değiştirildi. Şu andaki resimde eski halini görebilirsiniz. Ama Kendall Johnson değiştirildikten sonra hala oyunu gözüküyor. Bu çok saçma bir şey değil mi? Çete üyeleri farklı görünüyor ve farklı giyiniyordu. Boss, Sepul Cross görevinde görülebilir. Her şehirde değişik polisler vardı. Motorlu polisler de vardı. Ancak final sürümünde hepsinin tipi aynı. Farklı tipler oyunun dosyasında mevcuttur. Strateji rehberine göre triad üyeleri değişikti. GTA Vice City'deki Steve Scott, San Andreas'a büyük bir aksiyon filmi için gidiyordu. Carl Johnson eskiden daha büyük görünüyordu. Oyunun dosyalarında kullanılmayan yayalar var ve bazıları taksi şoförü tipinde. Ayrıca bir tane kadın uşak da var. Bunlar büyük ihtimalle oyundan silindi. The Tratis, Outdoor ve Impounded isimli görevler silindi. Ya da Doberman, Photo Opportunity ve Beatdown on Beatup görevlerine aktarıldı. İlk sürümünde CJ ile Marco Forelli'nin Portland'ın tamamında bir kovalamacası vardı. Ancak oyunun final sürümünde sadece Marcos Bistro, Red Light District, Chinatown'un ve Portland Viewing belirli bölümleri kaldı. Fish in a Barrel görevi söylentilere göre önceden sadece oyun içi bir bölümden ibaretti ve sonradan görev haline getirildi. Sweet Girls görevinde Sweet'in silahı yoktu ve CJ onu koruyordu. Photo Opportunity görevindeki kullanılmayan bir metne göre CJ kaçırıldı ve helikopter kullandı. Oyunda Search for Big Smoke adlı bir görev olacaktı. Los Santos Stadyum'daki yarışlar değişik olacaktı. Duvarlarda San Fierro Rifa çetelerine ait yazılar vardı. Oyunun dosyalarında mevcut. CJ bir yayı öldürdüğünde haber ekibi gelecek ve yayın yapacaktı. CJ bir sokak direğini çarptığında hemen sokak direğini tamir etmek için işçiler gelecekti ve CJ onları öldürüp bölgeyi terk etse bile bir süre için direk kırık kalacaktı. Haritada alınması için 300'den fazla çete bölgesi bulunmaktaydı. GTA 4'teki gibi araba yıkanabiliyordu ancak bu özellik kaldırıldı. San Fierro'da tramvaylara binilebiliyordu. Bu özellik kaldırıldı. CJ içki içtiğinde kamera sallanacaktı ve kontroller zorlaşacaktı. GTA 4'te olduğu gibi. Bira içebilme özelliği final sürümünde kaldırıldı. Bir dergide araba çalmanın daha zor olduğu, arabanın bazen düz kontak yapılarak çalıştırabildiği söyleniyor. Bu özellik PlayStation 2'nin yaptığı sınırlamalar yüzünden kaldırılmış. Özellik GTA 4'te mevcut. Söylenenlere göre arabayı çarpınca arabadan tuhaf sesler geliyormuş. Bu ses oyunun beta videosunda veya bazı trailerlarda fark edilebilir. Kaykay oyundan silindi. Kaykay simgesi mevcut. Paraşüt daha küçüktü ve maviydi. Uçuş okulundaki paraşüt kullanma videosunda
paraşütün bu hali görülebilir. Micro SMG oyundan silindi. Eski ekran görüntülerine görülebilir. Paraşütün simgesi biraz farklıydı. AK-47'nin simgesi farklıydı. Jetpack ve cep telefonunun tıpkı diğer silahlar gibi simgesi vardı. Kürek, Haygun'un görevindeki gibi ahşap ve daha kısa olacaktı. Bu Haygun'un görevinde görülebilir. Grosset Frames'in adı The Orange Grove Famous olacaktı. The Ballas çetesinin adı The Flats olacaktı. Hayat kadınlarının örgülü ve kısa saçları vardı. Yayalar, bar, kulüp gibi yerlere girip çıkabilecekti. Ayrıca Grosset Famous üyeleri evimize girebilecekti. Mulholland'daki evin içi dışarıdan görünebiliyordu. San Fierro beta sürümünde daha detaylıydı ve daha fazla liman alanı ve park alanı vardı. Sürüş okulu da görülebilir. Downtown Los Santos'daki hastanenin yakınındaki inşaatta bir vinç vardı. Easter Bus'ın Nava Station'da farklı çıkış yolları vardı, liman vardı ve gemi yoktu. San Andreas farklıydı ve daha büyüktü. Daha fazla park alanı ve liman vardı. San Andreas'ın bu hali Lil Probe'nin duvarında görülebilir.